Bekliyoruz. Bekliyoruz, olmalı. Artık yürütemiyorlar. Ne olacak? Değilsin ya koç. Bu şey değil ya. Yani bir de başkası gelsin. A gelsin, B gelsin. Kim gelirse gelsin. Artık yeter, bunlar gitsin. Yapamıyorlar. İktidardakilerin birbiriyle paslaşmasına bağlı muhalefet elinden geldiği kadar çalışıyor ama ben memleket için insan istiyorum. Faydası yok erken seçimin de normal seçiminde. Anayasayı değiştirmek lazım elinde. Bu anayasa yarım. Sadece yöneticileri seçmek için oldu. Parlamento seçmesi de doğru değil. Parti kanunu çıkarmak lazım. Seçimde kanun çıkarmak lazım yenisini. Hatta bana sorursan Türkiye'de cemaatler siyasetle seçimlerle uğraşmayacak. Etnik üzerinden parti yapmak yasak edilsi yeni anayasada. Nedenleri kadar ben Ermeniyim, Ermeni partisi yapacağım Türkiye'de. Ben Bulgar'ın Bulgar partisi. Ben Kürt'üm, Kürt partisi yapacağım. Öyle şey olmaz. Sen vatandaş, Türk vatandaşısın. Partiler bütün hepsine açık olacak. AK Parti'de de Kürt olacak, CHP'de de Kürt olacak, hepsinde olacak. O zaman PKK yasaklanabilir. Yok abicim, yok ya. Yok. Söylüyor, adamcağız diyor ki ya yok. Yok kardeşim ya, ya erken seçim niye? Sebep ne? Sebep. Sebep ne abicim? Buna tabii ki bekliyor. Erken seçim gelmez abi, ülke çok kötüye gidiyor şu anda çünkü. Bunu da kabul etmek lazım. Bunu şey yapmak için manava, markete, pazara gitmek lazım. Öyle birilerinin dediği gibi işte şu kadardır diye öyle bir şey yok. Maalesef her şey 10 lira, 9 lira, 8 lira, 18 lira. O da meyve sebzesinden bahsediyorum yani. Mesela ya 48, 45 iken şu anda 60-68'e fırlamış. Nasıl iyi olabilir ki yani? Yani 1000 lira alan insanlar var, 600 lira alan insanlar var. Emekli. Bu insanlar kimseye düşünmüyor. Niye deprem paraları harcanırsa bu insanlar ölür müydü? Ölmezdi. Çürük raporu verildiği yerde. İstanbul'da da çok var. Ama ne yapıyorlar? Şey yerlerini bile, toplama yerlerini bile ranta açtılar, şey yaptılar. Onun için çok sıkıntı yani. Bu konuda hiç memnun değiliz. Şunu söyleyeyim. Ben bunu çok yerde de söylüyorum. A Partisi, B Partisi hiç önemli değil. Ben kendi fikrim. Toplum ve refah içindeyse, sıkıntı yaşamıyorsa, İşte ay başı geldi ne yapacağım diye düşünmüyorsa, ülkede de en önemli şey yasanın şeyin olması, hukukun olması lazım bir ülkede. Bu varsa gelen kim yönetiyorsa, o insana laf diyorsa o kafasında bir sıkıntı var demektir. Hiç kimse istemez. Yani durduğu yere keyfi birine bir şey demez. Kim olursa olsun hiç hayatta oy vermeyeceğim diyecek parti de olsa kesin bu ülkeyi düzelsin, her zaman oy veririm. Ben erken seçim beklemiyorum ama bazıları sanıyor ki erken seçim olsa Cumhur İttifakı yerlen bir olacak sanıyor. Şunu bilsinler ki Cumhur İttifakı'nın oyları %60'ları geçiyor.